Selam, ben Uras. Bugün yine garip bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Tut Yakala'dan sevgililere özel sürpriz kutuyu aldım. Sevgililer günü yaklaşıyor biliyorsunuz. Benim kendi özel hayatımda öyle özel günlerle pek şeyim yoktur açıkçası. Muhatabım yoktur. Çok önemsemem. Ama bana o kadar çok mesaj ve yorum geldi ki Tut Yakala'daki sevgililer günü kutusunu al, içinden ne çıkıyor çok merak ediyoruz diye. Ben de ısrarlara dayanamadım ve aldım. Şimdi içinde ne var ne yok göreceğiz. Bu arada hemen bir şey söyleyeceğim. Sürpriz bir şeyler yapabilirim bu kutuyla alakalı. Videonun bir yerlerinde dikkatli izleyin. Hadi başlayalım. Bundan önceki kutuda biliyorsunuz 100 liralık kutu almıştım. İçinden neredeyse 200 liralık falan ürün çıkmıştı. Bu da aynı fiyatlarda hemen hemen. Bakalım içinde yine gerçekten öyle şey var mı? Ne denir ona? Fazla fazla mı koymuşlar? Bilmiyorum. Göreceğiz. Dur şunu şöyle yana alayım ya. Kutudan başka bir şey göremeyeceksiniz yoksa. İlk olarak Sekon bak Sky Lantern çıktı. Bunu denememiz lazım dışarıda. Şimdi yapıştırırız. Yapıştırırız. Bu biliyorsunuz uzak doğuluların arkadaşlar dilek balonu. Şöyle bir şey çıktı içinden. Bu ne? Ha yanan şey, ha mum bu. E ipi nerede oğlum bunun? Neyse. Şöyle açıyoruz. Vay. Kanka bak üfleyeyim be. Büyük ihtimalle şuraya mı tutturuyoruz? Nasıl oluyor oğlum bu? Bal mumu bu? Bal mumu. Bak burasında bir çubuk var. Bunu altından tutuyoruz herhalde. E bunu nasıl takıyoruz buna? Nasıl yapacağız bunu? Aa, bak o delik var ya. Ha. Onu şunu sıkıştırıp delikten geçir abi. Tamam ben de öyle düşündüm ama nasıl tutacağız o zaman bunu? Onu zaten yukarı getir abi. Sonra şöyle yapayım. Sonra yine onu ters çevireceksin. Yakacaksın zaten abi. Olayı bence o kadar. Direkt bunu yakacağız yani. Ha. İki tane var arkadaşlar. Yani sevgilinizle aynı anda dilek tutarsınız falan filan. Ben inanmam böyle şeylere. Sen inanıyor musun Seko? Yok. Frildek yap para kap kanka. Frildek yap para kap. Bak bak Seko'nun lafları gördünüz değil mi? Bence de öyle ama belki bazılarının hoşuna gidiyordur. Seversiniz. Deneyelim bunu. Bir şey söyleyeceğim. Çok şehir içindeyiz ya. Sakata gelmeyelim. Sekom ne diyorsun? Abi bu burada uçunca şu ağaçlara doğru gidebilir. Abi boş ver ya. Yani ya, bir de yanar yanar gidecek yani. Bunun daha böyle açık alanda yapılması lazım. Genelde zaten sahillerde yapıyorlar. Sekom biz hiç riske atmayalım binaları, ağaçları falan. Sen buraya bir tane böyle açık alanda dilek balonu, gece feneri, bir de gece olması lazım. Işıl çünkü parlıyor falan filan ya ateşle. Bir görüntü koy anlatalım. Sakata geliriz. Şehrin ortasındayız çünkü. Bunu sahilde yapmak lazım. Ama son kez mantığını anlatayım. Bunu buradan bal mumunu yakıyoruz. Isınan hava yükseliyor ve bu uçuyor. Zaten mesela bıraksam bu rüzgardan dolayı dümdüz oraya gider bak mesela. Bırakıyorum. Gitmedi lan. Çünkü rüzgar esmeyi bıraktı. Lan es. Çok güzelmiş yalnız kanka. Böyle bir şey çıktı. Love tree. Love tree. Sevgi ağacı. Aşk ağacı. Bu ne lan? Enteresan enteresan. Ha, çocukluğumuzda vardı oğlum bundan. Hatırlıyor musun? Ben pek hatırlayamam. Bak şimdi bak kanka. Şunu şöyle çıkartıyoruz. Şuraya takacağız. Ama önce iç içe geçen yerleri çıkartmamız lazım birbirinden. Bak şöyle. Ondan sonra şunu şöyle taktık ya. Tam buraya oturtacağız. Fotoğraftaki gibi mi olacak? Evet fotoğraftaki gibi olacak. Bunu üstüne dökeceğim şimdi. Her taraf batacak yine ya. Bu çok güzel. Bunun çocukluğumuzda vardı. Sekom'un eli alacağım ben şimdi. Heh, tamam. Şöyle üstüne dökeceğim Sekom bunun bak. Kanka ama bu öyle hemen olmaz. Bu birkaç gün sürer ben sana söyleyeyim. Bu güzel bir şey. Sevdim ben bunu. Sekom be video koysana şuraya bir iki tane fotoğraf motoraf. Bu en sonunda nasıl oluyor görsünler. Bence çok güzel. Seviyorum böyle kimyasal şeyleri. Bir canlı mantar türü gibi bir şey. Bu arada ben bunun büyümesini bekleyeceğim. Instagram'dan paylaşacağım. Aşağıda Instagram hesabım var. Oradan takip edebilirsiniz beni. Benimkinin son halinde çıktığı zaman görürsünüz. Daha çok ürün var ya. Bayağı şey koymuşlar. Bu neymiş ya? Bak böyle bir şey çıktı. Ha, bunu görmüştüm daha önce. Çok güzel ya. Tam gece lambası. Böyle kutuları hiç açamıyorum. Sekon bu nasıl açılıyor ya? Böyle kutuları hiç açamıyorum. Ben şuradan mı? Hep yırtıp açıyorum. Tamam. Allah. Bunun kaşında. Bak bu çok güzel gerçekten bunu seviyorum. Görmüştüm bunu. Bak şimdi bu böyle. Yok. Ha şöyle kanka bak. Tam ters. Nasıl? Şuraya alta koy. Koydum. Bardağı da üstüne geçir. Ha. Ya Sekom olmasa gerçekten. İyi bak USB'liymiş Sekom. Şunu hemen yakalım ya. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Çok güzele benziyor arkadaşlar. Çok güzel bir illüzyon. Ha yandı bak. Kapat kapat. Vay nasıl? Farklı farklı bardaklar var. Bak bu böyle. 3 farklı çeşit çıkıyor. Bu boş. Ondan sonra şurada şöyle bir çeşitli şehir sembollerinin damgası olan var. Şöyle. Sanki böyle bardaktan dökülüyor gibi bakın. Görüyor musunuz? Bardaktan sanki dökülüyor gibi.
En sonuncusu da konumuzla alakalı. Sevgi, kalpler, marpler. Şurada bir düğme var, o ne? Ha, bu da açma kapama düğmesi. Güzelmiş ya Seko. Ne diyorsun? Baksanıza. Sanki böyle kahve dökülüyor. Hep oradan dökülüyormuş gibi. Masa lambası değil mi bu? Evet, güzel bir masa lambası. Yaratıcı. Seviyorum böyle şeyleri. Yeni bir şey daha geldi. Bu ne? Hadi be oğlum. Yıllardır görmemiştim. Yıllardır görmemiştim arkadaşlar bunu ya. Aşk ölçer. Kanka bak şimdi, bak aşkımı nasıl ölçecek. Zannedersem bu ispirto gibi bir şey. Bak bak olaya bak şimdi bak. Bak bak aşkımdan doldu taştı, gördün mü kanka? Vay. Sen hatırlıyor musun bu oyuncağı? Yok. Nereden biliyorum böyle şeyleri biliyor musun? Benim dedemin, Fikret dedemin, Allah uzun ömür versin, hediyelik eşya dükkanı vardı. Hep böyle şeyler olurdu. Bu çok eski bir model. Bak çıkartacağım. Aşağı tekrar dolmaya başlayacak. Bak azalıyor, görüyor musunuz? Azalıyor. Bak nasıl doluyor bak. Sen bayağı seviyorsun. Ben çok seviyorum kanka. Eşimi çok seviyorum. Gel. Sen ne kadar seviyorsun? Sakata gelme kanka. Isıt elini orada burada ısıt ya. Baktık en kötü. Alttan ben çakmak yapayım. Hayır, ters çeviririz abi. Görüntüyü de. Evet bak şimdi bak. Sekon'un aşkı da böyle. Sekon. Kanka dur çift el tutayım. Bunun bir triği var galiba. Ne triği var lan? Alttan tutuyorsun Seko. Buse. Seko'nun eşi Buse bu arada. Ama burada değil ya. Rana şu an yukarıda. Yakın, o yüzden yakın tabii. Yoksa nereden anlayacak? Şeyi yap bakalım. Beni ne kadar sevdiğini. Şimdi Seko'mu ne kadar seviyorum ona bakıyorum. Bak Seko'mu nasıl sevdiğime bakın. En yakınımda Seko'm var şu an benim. Patlaması bak, lazım. Alttan tuttum. Kanka bu kadar seviyormuşum ben seni. Ben kayıttan çıkıyorum kanka. Şu alttan şöyle yapayım. Hacı ben gidiyorum. Hadi görüşürüz ya. Seko'mu %70 seviyorum. Rana'yı %100 seviyorum. Hoşuma gitti ya. Bu çocukluğuma döndürdü beni. Çok güzel. Cep ısıtıcısı. Bunu kaynar suda yapmak lazım. Bunu biliyorsunuz. Daha önceki bir videomda yapmıştım. Şuradan bir şey var. Bir basıyorsun. Sıvıyken bu ısınıyor. Ve sertleşiyor. Cebinizi sıcak tutuyor. Ama bu bir şekilde gelirken herhalde kutuda bu katı haline almış. O yüzden ısıtmak lazım. Kaynar suya atıyorsunuz. Eskisi gibi oluyor. Biliyorsunuz bunu zaten. Yeni bir şey daha geldi. Aşk çekleri. Aşk bankası. Her zaman yalnız seni seveceğime söz veriyorum. Çok güzelmiş lan. Bak başka mavi. Akşamları televizyon kumandasını sana vereceğime söz veriyorum. İki tane televizyon. Abi bu sonu yok ya. Bunu durmadan yazar. Yaz babam yaz. Ha, buradan isim koyacaksın kanka. Yapıştır gitsin tarihi. Alacaklı. Ödeme tarihi. Geçirdiğin kötü bir günün ardından sana masaj yapacağıma söz veriyorum. Sekom da ara sıra sıkıyor benim sırtımı sağ olsun. Artık çek veririz karşılığında. Sen televizyon izlerken ayaklarına masaj yapacağımı söz veriyorum. Seko bunu geçiyorum şu an. Arkadaşlarınla PlayStation oynamana izin vereceğime söz veriyorum. Vay be sevgili dediğim böyle olur be. PlayStation candır. Bir şey daha çıktı. Ha o da parfüm bak. Kanka Jing Mong. Güzel kokuyor. Ne bu? Green Apple. Yeşil elma diyor. Ama kırmızı kanka. Kırmızı elma da değil zaten içindeki. Ha kokusu yeşil elma. Kokla bakayım. Yeşil elma. Evet yeşil elma. Kırmızıyı hemen ayırt edersek o. Öyle bir burun hassasiyeti vardır. Bu içindeki ne lan? Kabuk mabuk gibi bir şey ama o da parfüm ya. Bu çok bilindik bir şey zaten. Bir de böyle bir şey çıkıyor içinden. Kanka çok güzel değil mi bu? Bayılıyorum bu. Patlatma işine bak. Ne lan bu? Böyle bir şeye sardıklarına göre bu kırılabilir bir şey. Ha bak 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 bir dakika. Oy içimin yağları eridi. Çok güzel bu. Buna bayıldım. Bunu normal arkadaşınıza da verebilirsiniz. İsterseniz sevgilinize de verebilirsiniz. İçinden tebeşir çıkıyor. Bir kupa bardak. Bak şöyle bir kutusu var. Şimdi Uras. Kalp. Seko yazacak halim yok. Rana. Çok güzelmiş lan. Sevdin mi? Güzel abi evet. İyi bir kupa. Bu arada bunun fiyatını geçti çoktan ya. İçinden çıkanlar kutunun fiyatını yine geçti. 100 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani bayağı şey var. Daha da var. Oo bir kutu şey çıktı kanka. Şans kurabiyesi. Nasıl açılıyor lan bu? Ha şuradan bantı varmış ya. Bant bende. Girmediğim şekil kalmadı şunu açacağım diye. İki yerine bant koymuşlar. Şimdi diyelim ben bunu böyle verdim Rana'ya. Rana açtı ve şunu kırdı. İçinde kaç tane var? Bayağı var ha. Baksanıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çıkıyor. Haftanın her günü için bir tane. Sonra kırdı. İçinden şöyle bir şey çıktı. Ne çıktığını merak ediyorum. Al Seko. Bakalım ne çıkmış arkadaşlar. Onun gönlünü alma zamanı. Arkasında da bir kod var onu anlamadım. Bir tane daha alalım. Güzel mi kurabiye? Ben alayım. Sade kurabiye. Bakalım bundan ne çıkacak? Oğlum bunu yiyordum oğlum.
aşkta hayalci davranma, gerçekleri gör. Böyle 7 tanesini yiyecek halimiz yok. İçinden işte böyle aşk şeyleri çıkıyor. Aşk mesajları çıkıyor. Sevgi mesajları. Güzel. İster kurabiyesini ye, ister sevgiline ver, o yesin. Ya da benim bizim gibi yapın. İkiye bölün. İçinden çıkanı okuyun. Şimdi de Love Music, Share Music şeyi çıktı. Bakın. Allah, elimi kesiyordum oğlum ya. Falçata bak. Beni arkamdan vuruyordu pembe falçata. Gördün mü Sekon? Anahtarlık şeklinde... Ne oluyor lan? Sekon gitti, odanın bir köşesinde hapşurdu ya. İzleyenler bilirler, sosyete marketi becermiş mi becerememiş mi videosunda bunun tüylüsünü denemiştim. Bunu buraya takıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra iki ayrı kulaklık girişi var. Böylece sevgilinizle aynı müziği dinleyebiliyorsunuz. Şuradan bir YouTube açalım. Kulağımda bir tanesinde bu var. Diğerinde bu var. Son videomu izliyorum şu an. Evet, ikisi de çalışıyor. Güzel güzel. Bunu sevdim. Sosyete marketi videosunda bunu 30 liraya almıştık. Çok pahalı gelmişti o zaman bana. Bu biraz daha uygun olacak tabii kutudan çıktığı için. Ve son olarak da böyle şekerler çıkıyor. Bunlar da ikram gibi. Patlayan lollipop. Bir tane daha patlayan lollipop. Bu yok, direkt patlayan şeker. Yo, 3 tane patlayan lollipop çıktı. Bunları böyle patır putur patır putur yiyebilirsiniz. Bir de şöyle kutu şıp sevdi çıktı. Aha, hayır. Oğlum bu şıp sevdi değilmiş. Şıp sevdi ama böyle kartları, hani içindeki şeyler, sakızı açarsın ya, içinden çıkanlar. Çok güzelmiş. Aşk senkronize adım atmaya çalışmaktır. Bak başka bir tane daha. Müziğini de yapsana. Sen yap. Sekom yapıyor. Aşk bazı şeyleri onun için yapmaktır. Bu güzelmiş ama bunu sevdim ya gerçekten. Ya bir dakika, ileriye gittim geri döndüm. Videoyu bitirene kadar baktım köşede. Alet olmuş ya. Olmaya başlamış daha doğrusu. Bakın nasıl kristalize olmuş, pembe pembe. Sekom arkadan bir last story ver ya. Dın 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 dın. Güzel güzel, sevdim. Bunu iyice iyice büyümüş düşünün kristallerini. Çok tatlıymış ya, bakayım. Leş gibi kokuyor ya. Bu ne be? Midem bulandı be. Oo. Şimdi bu kutunun içinde böyle açıp mundar ekmediğimiz şeyleri bir kişiye vermek istiyorum arkadaşlar. İşte bir tane gökyüzü feneri. Şu şıp sevdi sakızlar falan filan. Aşk ölçer. Sekon burada nasıl anlatacak evde durumu bilmiyorum. Aşk çekleri. Kulak şeyi. Çiftleştiri. Kulak çiftleştiricisi. Kulak çoğaltıcı. Cep ısıtıcısı. Oda parfümlü. Çiçek, bir tanesini yedik kusura bakmayın. Şans kurabiyesi 5 tane. Üstünde Uras Kalp Rana yazan kara tahta bardak. İsterseniz silersiniz. Bir de içinde tebeşirleri de var. Bir de şu lamba arkadaşlar. Kahve lambası. Bunları çekilişle bir kişiye veriyorum. Aşağıda çekiliş şartlarını görebilirsiniz. Bu arada kutuyu almak isterseniz de aşağıda linki var. Oradan da sevgilinize isterseniz bu kutudan alabilirsiniz. Bence yine karlı bir alışveriş olur. Yani tek tek alsan daha pahalıya gelir diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.